Öncelikle depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Greenpeace Akdeniz olarak bugün burada İSİAS Otel'de hayatını kaybeden 30'u rehber, 35'i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve velinin aile ve yakınlarına, Gazi Magus Atatürk Muhalif Koleji'ne, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halklarına en derin üzüntülerimizi sunuyoruz. Acınızı paylaşıyoruz. Bugün burada bu duyuruyu İSİAS Otel'de yapmamızın nedeni burasının çok acı bir sembol oluşu. Burası sadece canlarımızı yitirdiğimiz İSİAS Otel'in değil, dere kumundan yapılan, kaçak katlar çıkılan, kolonları kesilen, mühürlü olduğu halde ruhsat verilen, ranta dayalı çarpık sisteminde yıkıldığı yer. Sadece jeolojik değil, ekolojik, toplumsal ve sistemsel de bir kırılmanın ortasında olduğumuzun kanıtı. Greenpeace Akdeniz olarak yaşadığımız bu büyük acıyı yüreğimizde taşıyarak, kader denilerek geçiştirilemeyecek bu felaketler zincirinin asıl sebebi olan çarpık sisteme mecbur olmadığımızı söylemek ve Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi'ni duyurmak için bugün buradayız. Biliyoruz ki bütüncül bir Yeşil Adil Dönüşüm politikası olmadan felaketler ve adaletsizliklerle boğuşmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki iklim adaletinden cinsiyet eşitliğine, temiz hava hakkından işçi haklarına, doğa sömürüsünden çarpık kentleşmeye kadar bütün konular bir sistem meselesi. Yeşil, adil dönüşümden yana olan tüm paydaşlara, basına, bilim insanlarına ve özellikle bu seçimlerde oy kullanacak herkese buradan kırılmanın tam ortasından sesleniyoruz. Felaketlere karşı toplumu savunmasız bırakmayacak, ihmallere karşı önlem alabilecek, dünyayı gelecek kuşaklar içinde yaşanabilecek kılacak ve kimseyi geride bırakmadan yaşam, doğa ve toplum için adil bir düzeni sağlayacak Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi'ni birlikte imzalayalım, birlikte söz alalım.